İyi akşamlar. Başka şeylere hoş geldiniz. Ben Ekin Olcayto. Her cumartesi olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim. Çok değerli iki konuğum ve çok keyifli bir konum var bu akşam. Başka şeylerde çok değerli hocamız, felsefeci ilahiyatçı Profesör Doktor Caner Taslaman. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Valla burada olmak zevkli. Çayınız da güzel. Devam oh, edelim. Oh afiyet olsun hocam. Ve e, ilahiyatçı Emre Dorman. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Sizde. Teşekkürler. Şimdi her ikinize de öncelikle hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. 101 soru burada Kur'an kitabı çıktı. Emre hocamızın ki bu akşamki konumuz da zaten bu. Dinde en çok merak edilen soruları sor, e, soruyorlar her zaman hocalarımıza. E, o da bundan bir kitap yapmış. E tabii ki biz de bu gece konu olarak bunu seçtik. Dinde en çok merak edilen sorular neler? İşte bu gece bunu konuşacağız. Bu arada e, Caner Taslaman hocamızın da kitabı çıktı. Hayretten hayranlığa aforizmalarım kitabı. Onu da hemen gösterelim. E ee, bu kitapta Caner hocamızın yeni kitabı ve size güzel bir haberim var. Bu akşam 5 kişi her iki kitaptan da kazanacak. Yani program boyunca bizi takip ederseniz ve bize yorum yazarsanız sorularınızla olabilir. Bu yorumlardan e, arasından seçeceğiz 5 kişiyi ve onlara bu güzel kitapları göndereceğiz. Kitapların ikisi de gerçekten muhteşem. Ellerinize sağlık, emeklerinize Sağ ol, sağlık değerli hocalarım. Ve e, her zaman olduğu gibi sorularınızı nereye göndermeniz gerektiğini de söyleyeyim ben. Twitter ve Instagram hesaplarımdan benim Ekin Olcayto hesaplarına sorularınızı sorabilirsiniz. Bu konuda çok fazla merak ettiğimiz şey var hepimizin. E, sürekli bulduğumuz gibi hocalarımızı soruyoruz. Sizler de bu akşam sorularınızla bizlere katılırsanız dediğim gibi hem kitap kazanma şansınız olacak hem de tabii ki bilgilerimizi tazeleme ve yenileme çoğaltma imkanımız olacak. Ben çok konuştum hemen başlayalım. Emre Hocam sizinle başlayalım mı? Olur. Ben başlayalım. şunu merak ediyorum. Siz bir ilahiyatçı hoca olarak en çok bu sorulardan hangisine maruz kaldınız? En çok ne merak ediliyor gerçekten? Yani bir kere yaratılışla ilgili konular başta çok merak ediliyor. İşte bunların başında e, cennetten kovulma olarak tırnak içerisinde bilinen hadise nasıl gerçekleştiği meselesi. Ben de onunla ya başlayacaktım. Da, evet Allah'ın neden e, bizi yarattığı, hı hı. bu hayattaki anlam ve amacımızın ne olduğu, öldükten sonra insanın ne olacağı ahiretle ilgili konular. Cennet ve cehennemle ilgili konular, cennet ve cehennemin sonsuz olup olmadığı hı hı. ya da cehenneme girmiş bir kişinin daha sonradan tekrar işte cennete girme şansının olup olmadığı türünden böyle temel sorularla başlayabiliriz, ifade edebiliriz açıkçası. Onun dışında kötülük problemi gibi problemler mesela yani Allah kötüleri neden hemen cezalandırmıyor ve Allah insanların işte özgür iradeli mi yaratmıştır? Yoksa insanlar işte Allah'ın kendileri için yazmış olduğu bir kaderi mi yaşıyorlardır? Ki biz türünden? bunu da bir program konusu evet. olarak burada konuşmuştuk Sorular. Beraber. Ya da işte Kur'an-ı Kerim'de bazı teknik kullanılan ifadeler var. İşte Allah'ın kalpleri mi yönlemesi meselesiyle ilgili. İşte Allah eğer kalpleri mühürlüyorsa kalbi mühürlenmiş bir insanın o zaman yaptığı şeylerden sorumlu olur mu türden böyle epey şeyler var. Sorular var. O zaman ee... başlayalım mı Hazreti Adem ve Havva'nın çıkarıldıkları cennet bu dünyadan ayrı bir yerde midir? Şimdi Sorusunda. tabii şöyle önce isterseniz müsaadenizle çok kısa hemen ben kitapla ilgili şu şeyleri söyleyeyim. Tabii hocam buyurun. Ee, şimdi bu 101 soru seçilmesi hani bu derslerin de giriş kodları da giriş derslerin kodudur genelde 101. orun öyle bir esprisi var açıkçası. Tabii çok fazla soru var aslında insanların evet. kafasını kurcalayan ve dini konularda çok fazla doğru bildiğimiz yanlışlar var. Ee, ve bu e, dini konulardaki bilgilerin kaynağı ile ilgili de ciddi bir problem var. Hı hı. Yani bu bilgilerimizin kaynağı neye dayanıyor? Ee, Yanlış çevirilerden e, mi kaynaklanıyor şimdi hocam? Şimdi şöyle çeviri hatalarından kaynaklı problemler de var. Onun dışında bir de Kur'an-ı Kerim dışındaki bir takım e, kaynaklara dayalı olarak bazı sorulara cevap verme ya da o sorunları çözmeye yönelik eğilimlerin de e, burada payı var. Hı hı. E, ve ben bu kitapta şunu yapmaya çalıştım. İnsanların en fazla aklına takılan kafasını kurcalayan bu gerek bizim yaptığımız programlarda bize gelen sorulardan, gerek internet ortamında insanların en fazla merak ettiği arattırdığı sorulardan, bir de böyle dost sohbetlerinde arkadaşlarımızla konuşurken onların kafasına takılan sorulardan böyle bunları derlemeye çalıştım. Ama bu kitabın bir özelliği şu kitaptaki cevaplar sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayandırılıyor. Hı hı. Yani o sorularla ilgili Kur'an-ı Kerim'in yapmış olduğu açıklamaları, o konularla ilgili doğrudan ve dolaylı tüm ayetlerin meallerini dipnotta bulabilir okuyucularımız. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim din adına gerekli olan her türlü detayı içeren hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı ve kafamızdaki bütün temel problemleri çözüm üretebilecek bir ilahi hitaptır. Yani Kur'an'a güvenmemiz, sorunlarımızı Kur'anla çözeceğimiz konusunda şüphe duymamamız ve Kur'an'ı da gerçekten anlayarak, içselleştirerek, özümseyerek okumamız gerekir. Buna bir başlangıç kitabı gibi değil. devamı gelecek Bu mi? Bu anlamda Harika. tabii aslında bunlar 300 soruydu. Ama çok hacimli olacağı için yani çok e, kalın bir kitap olacağı için bunu 101'e indirmeye karar verdik. E, ama devamı gelecek inşallah yani hatta 202 ve 303 olarak da olabilir. Çünkü çok fazla soru var. E, bu anlamda devamı gelecek. Sorduğun soruya gelince Hazreti Adem ve eşinin cennetten çıkartılması meselesiyle ilgili konu da açıkçası dini konularda bizim e, doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi. Bugün sokakta bir röportaj yapsanız, hatta sokakta röportaj yapmanıza gerek yok. Maalesef birçok ilahiyatçı hocamız bile bu konu üzerine Kur'an temelli olarak gerektiği kadar düşünmemiştir. Geleneğin bize öğrettiği bilgilerden hareketle Hz. Adem'in ve eşinin ahirette ifade edilen cennette yaratıldıklarını ama orada işte o yasak ağacı yaklaştıkları için Elba. o cennetten yeryüzüne indirildikleri şeklinde Kur'an-ı Kerim'de elma ağacı olarak bir ifade geçmiyor. O Niye yani, o da yasak elma demişler o zaman? Yani e, o biraz kültürde, gelenekte e, böyle hikayeleştirmeyi sevenlerin var. Orada yani Kur'an-ı Kerim'de özellikle bir elma vurgusu yok. Hayır bir ağaç vurgusu Hı -hı. var bu anlamda. Şimdi bazı konulara cevap verirken e, bu konularla ilgili bilgilerin bir kısmı doğru bir kısmı yanlış oluyor. Hı -hı. Dolayısıyla şimdi doğru kısmının ne olduğunu da söylenmesi yanlış kısımların neler olduğunu gösterilmesi burada esas olan şey. Şimdi Adem ve eşinin cennetten çıkartılması doğru ama çıkartıldıkları cennet bu dünyadaki bir bahçeden ayrı bir yer değil. Çünkü Adem ve eşi zaten bu dünyada yaratılıyorlar. Bakın cennet kelimesi örtülü saklı yer anlamında bahçe demektir. Hı. Yani Kur'an-ı Kerim'de cennet olarak kullanılan e, kelimeler dünyadaki bahçeleri ifade etmek için de kullanılıyor. Ayetteki cenneti ifade etmek için de kullanılıyor. Yani Adem ile Havva'nın yaratıldığı yer ki, aslında bizim yerzim. anladığımız cennet değil. Hayır değil. Şimdi neden olduğunu da şimdi hemen açıklamaya çalışsam neden orası olamayacağını da. Şimdi bir kere e, Kur'an'da tüm insanların yeryüzünün bu toprağından yaratıldığı ifade ediliyor. <laughs> yani toprağın özünden yaratıldığı ifade ediliyor. E, bu anlamda tüm insanlar toprağın özünden yaratıldılarsa... E, ...Adem ve Eşi de e, ilk insan türü, ilk insan örneği olduğuna göre... <laughs> e, ...bu dünyanın, bu yeryüzünün toprağından yaratılmış olmaları gerekir. Tabii. Bu anlamda. Şimdi öte taraftan... E, ...bu dünyada yaratılıyorlar ve bu dünyada bir bahçeye yerleştiriliyorlar. Adem ve Eşi. <laughs> Şimdi... Adem ve eşi yaratılıyor ama aslında Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla en azından benim anlayabildiğim kadarıyla beraberinde başka Ademler ve eşler de yaratılıyor. Aynen. anda. Evet Kur'an-ı Kerim'in burada vurguladığı şey ilk insan örneği olarak Adem ve eşinden bize hmm. haber veriyor. Şimdi yaygın olarak sanıldığın aksine inananlara vaat edilen cennette yaratılmıyorlar. Neden? Ve buradan bir iniş söz konusu değil. Yani yukarılarda bir yerlerde yani duruyorlardı. Cennetten kovuldular durumu. Evet, evet, şimdi yukarılarda bir yerlerde duruyorlardı da oradan yeryüzüne indikleri gibi bir durum Kur'an'ın hmm. Kerim'den çıkartılması mümkün değil. E, ayette ihbitu ifadesi geçiyor. Bu ifade inmek, gitmek, dalmak gibi anlamlara geliyor ama e, yüksek bir yerden alçak bir yere inmek anlamında değil, bulunan yeri değiştirmek anlamında. Hmm. Bazen mesela. Türkçe'de de kullanırız. Şehre iniyorum deriz mesela. Şehre iniyorum şimdi şehre diyorsun. iniyorum dedim ki Kur'an-ı Kerim de bunu kullanıyor. Gökyüzünde yani şehre. Mısır'a inme ile ilgili mesela kullanıyor burada şehre inme ifadesini. Aynı ifadeyi kullanıyor burada. Ya da mesela Hazreti Nuh'un gemisinden inme ile ilgili de mesela ihbutu ifadesi geçiyor. Gemiden inme ile ilgili Hı. ifade ediliyor. Dolayısıyla dünya dışında bir yerden yeryüzü inme gibi değil. Şimdi bu biraz İsrailiyat kaynaklı bir şey. Yani insanın işlediği suç sebebiyle e, ahiret cennetinden kovulması ve yeryüzüne sürgün edilmesi. Bakın biz bu yeryüzüne sürgün edilmek için gelmedik. Burası bizim çile çekme yerimiz değil. Burası bizim Allah'ın bize vermiş olduğu bu hayatı onun rızasını gözeterek yaşama ve kendimizi ispat etme, kendimizi gerçekleştirme yerimiz, alanımız. Hı hı. Sınandığımız bir yer. Yani burası bizim e, kovu, bir yerden kovularak da böyle e, sürgüne, sürgüne gönderildiğimiz şekilde. bir yer değil. Önce bunu bir anlamamız lazım. Şimdi öte taraftan ee, ...Hazreti Adem ve eşi birer melek olarak değil, insan olarak yaratılmışlardır. Ee, Allah'ın yolu yöntemine baktığımız zaman da insan olarak yaratılan her varlığın... ...imtihan edildiğini, Allah tarafından sınandığını görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, insan özgür radiyasını kullanarak Allah'ın emrine itaat edebilir, karşıda gelebilir. Ama biz biliyoruz ki ahiretteki cennette bir sınanma söz konusu değil orada insanların imtihan edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Oraya girdik değil. artık bitti. Çünkü orada zaten bir günah söz konusu değil. Orada bir kötülük söz konusu değil. Şimdi insanın sınanabilmesi için özgür iradesiyle iyinin de kötünün olması ve onu seçebiliyor olması gerekir. Ama ahiret cennetinde böyle bir durum zaten söz konusu. Bir kere bunu e, eleyebiliriz bu anlamda. Yine e, Hazreti Adem ve eşin yaratıldıkları e, yer e, e, ahiretteki cennet olsaydı sınanmazlardı dedik. Çünkü onlar sınanmışlar. Yine e, orada günah girmeleri mümkün olmaz dedik. Bakıyoruz ki günah giriyorlar. Yine ayetteki cennet olsaydı orada bir şeyin yasak edilmesi de mümkün değildi ama ağacın yasak edildiğini görüyoruz. Çünkü mesela Kur'an-ı Kerim bize ayetteki cennetlerde inananların candan istediği her şeyin onlara ikram edileceği, sunulacağı söyleniyor. Zaten Şimdi o zaman yani ağaçtan yiytesi alabilir. Evet, herhangi bir şeyin yasak edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Öte taraftan e, yine ayetlerde ahiret cennetine girenlerin artık ölmeyecekleri ifade ediliyor. Ama mesela şeytan Hazreti Adem ve eşine vesvese verirken onlara diyor ki sizin birer ölümsüz melek olmayasınız diye Allah size bu acıyı sakladı diyor. Şimdi ahiret cennetin zaten ölüm gibi bir durum söz konusu değil. Hazreti Adem ve eşinin niye ölmek gibi bir kaygısı olsun bu anlamda? Burada da zaten bunu anlayabiliyoruz. Yine eğer ahiret cennetinde olsalardı Orada bitip tükenmesi mümkün olmayan bir mülkün içinde olacaklardı ee, ve ahiret cennetinde olsalardı herhangi bir hükümranlığa veya sonsuzca yaşama ihtiyacını duymayacaklardı. Hı hı. Tabii bununla ilgili çok fazla şey var ayetlerde örnekler var ifade edebileceğimiz ee, şunu söyleyebiliriz. ...burası sürgün yeri değildir özetleyecek olursak... Hı hı. ...insan e, bu dünyada yaratılmıştır... ...bu dünyada sınanmak için yaratılmıştır... ...tabii kitapta bunların hepsinin tek tek ayetleri var... ...ben meseleyi fazla uzatmamak adına... E, ...ayetlerden tek tek örnek vermedim... E, ...ve yaratıldıkları... ...yer, yeryüzüdür... ...yeryüzü toplandan yaratılmışlardır... ...sınanmak için yaratılmışlardı. İlk insan modelleridir... ...onlarla beraber başka insanlar da yaratılmışlardı. ...bu dünyadaki bir bahçeden çıkartılmışlardır... ...işledikleri bu süt hı hı. sebebiyle... Ee, meseleyi özetleyecek olursak temel.